Evet, herkese iyi akşamlar. Canlı yayın yapma imkanı bulduk bugün. Sorular oldukça sorularınıza yanıt vereceğim. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar size de. Nerelerdesiniz hocam, özledik demiş. İşte zaman buldukça geliyoruz. Geç döllenme neden olur? 10 gün geç benim. Geç döllenme anne adaylarının %10'unda, %20'sinde hatta olabilen bir şey. Geç döllenmenin özel bir önemi yok. Ama son adet tarihine göre bebek daha ufak çıkabiliyor. Ondan sonra ileriki dönemlerde son adet tarihini modifiye etmek lazım. Sancılarım yüksek çıktığı için progestan, fitil ve nidikart kullanıyorum. 30 haftalık hamileyim. Yan etkisi var mı? Yani çok kullandığımız bir şey bu. Yan etkileri bulantı şeklinde yan etkileri olabilir. Çarpıntı şeklinde yan etkileri olabilir. Çeşitli yan etkileri olabilir ama unutmayın ki bu bebeğin rahim içinde kalma süresini uzatmak için. Yayını kaydeder misiniz? Evet, kaydedeceğiz. 27 haftalık gebelikte karnım biraz aşağıda gibi erken doğuma neden olabilir mi? Hayır, öyle bir şey yok. Karnın aşağıda olması erken doğuma falan neden olmuyor. Öyle bir şey yok. 20 haftalık gebeyim, akıntım var, yeşil ve kokulu. Doktorun fitil verdi, çocuğa sorun yaratır mı? Hayır. Bu ikisi kapalı sistemler. Birisi vajina ve rahim ağzı, birisi de rahim. Vajinadaki enfeksiyonu gidermek için o. Şekil bozukluğu için ameliyat olmuştum. Doğumdan sonra yine şekli bozulur mu? Yok. Ne şekil bozukluğu için acaba? Ama yani şekil bozukluğu yani ameliyatı kalıcı bir şey. Ne kadar zaman geçtiğinde olmazsa doktora başvurmalıyız. Düşükten sonra kaç korunmasız ay sonrası. Yaşa göre değişir bu. İlk düşü yaptığınız zamanki şeyi hatırlayın. Kaç ayda hamile kaldıysanız ona göre bir benzetme yapın kendinize diyelim. Diyelim ki 3 ayda hamile kaldınız ama düşük yaptınız. Sonra da yine adet gördükten sonra sayacak şekilde 3 ay deyin kendinize, süre koyun. Tek sıra kordon dolaması 30. hafta tehlikeli mi, normal doğuma engel mi? Bunu çok sık olarak söylüyoruz. Boynunda kordon dolanması %20 civarında, yapılan bir çalışmada %20 civarında. 2 kere boyunda kordon dolanması %5 civarında saptanmış. Tabii ki normal doğum esnasında biraz daha dikkatli oluyoruz. Özellikle o bebeğin kalp açılarına, ama genelde çok sık rastladığınız bir şey için ve bir şey ve genelde soruna yol açmıyor. Doğuma kadar folik asit ve omega 3 kullanmam önemli, normal mi sizce? Zaten multivitaminlerin hepsine bakın. İster dekavit olsun, ister işte hangisi olursa olsun, elenatal olsun, hepsinin içinde folik asit var zaten ve bunları bebek doğduktan sonra da kullanıyoruz. Omega 3'ü de genelde doğuma kadar kullanıyoruz. Şeker yüklemesi yaptırmayı öneriyor musunuz? Evet, öneriyorum. Geçelim bunu. Şeker yüklemesi normalde 3 hafta sonra insülin yüksek çıktı. Yani insülin niye bakıldı ki? Niye bakıldı insülin? Şeker yüklemesi yapılmış işte, normal. Bir tane oğlum var. Bundan sonra 2 tane kalbi durdu. Bütün testler yapıldı ama sorun yok. Neden olur? Kaç yaşındasınız? Canlı doğumunuz olduğuna göre bundan sonra yeniden bir canlı doğum olma olasılığı yüksek tabii ki, eğer yaşınızı geçirmediyseniz. O yüzden biraz daha beklemeniz lazım. SAT'a göre mi doğumu bekleyeceğiz yoksa ultrasondaki haftasına göre mi? SAT'a göre bekleyeceksiniz ama bunun tabii ki koşulu şu. SAT, yani son adet tarih, ilk haftalarda geç yumurtlama olmadığına dair kanıtlanmış olması lazım. Yani son adet tarihle gebelik haftası uyumluysa eğer SAT'a göre bekleyeceğiz. İlişki sonrası kanama mı oluyor? İdrarda yanma da var. İlişki sonrası kanama, rahim ağzında acaba yara mı var, ona baktırmak lazım. Enfeksiyon mu var, ona baktırmak lazım. İdrarda yanma da var. Bu da idrar yolu enfeksiyonuna işaret ediyor. Kalsiyum ve başka vitamin takviyeleri kaçıncı haftada da kullanabilirim? Genelde 10. haftadan sonra başlıyoruz. 32 haftada, boş ver bunu, 1700. Neyse, cevaplayalım. Boş ver bunu derken şu açıdan boş ver dedim. Haftalara göre aklımda yok kaç kilo olması gerektiği de, o yüzden boş ver dedim. Ama şimdi burada cevaplayalım bu soruyu. 32 haftada 1700 gram bebek. Doğunca çok zayıf olacak dedi. Çok üzülüyorum. Bebeğin kilosunu asla kendinize hedef haline getirmeyin. Önemli olan tamamlanan hafta ve 2500 gramla 4000 gram arası da normal. Kaldı ki 2500 altında doğan bebeklerin de çoğu sağlıklı doğuyor.
20 haftalık gebelikte uterus ön ve arka duvarda 2,5 ve 6,5 santimetrelik miyom var. Detaylı ultrasonda kasılma var denildi. Bebek sağlıklı ancak bu durumu sakıncası olur mu? Teşekkürler. Miyom çok sık rastlanan bir şey. Özellikle ön ve arka duvarda olduğuna göre demek ki bebeğin bulunduğu yere baskı yapmıyor. Bunu çok fazla kafanıza takmayın. Detaylı ultrasonda kasılma var denmesi. Bu çok sık. Yani ultrasonografide baktığımız zaman rahimin bir bölgesi böyle kasılı oluyor. Sonra 2-3 dakika sonra bakıyoruz gevşiyor. Yani lokalize bütün rahim şeklinde değil de bazı bölgelerin kasılması çok sık rastladığımız bir şey. Spina bifida tekrar eder mi diğer gebeliklerde? Maalesef tekrar edebilir ama bunu engellemek için yüksek doz folik asit kullanmanız lazım. Doktorunuz söylemiştir zaten. Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldım. Bugün difastron kesildi. Progestan fitil başlandı. Sorun yaşar mıyım? İkisi aynı şey zaten. Progesteron. Tabletten fitile geçilmiş işte. 34 haftalık hamileyim. Ara ara kahve ve pembe lekelenmelerim var. Kimse nedenini açıklayamıyor. Nedenini açıklayamadığına göre ciddi bir şey değil demektir. Rahim ağzında ufak kılcal damarlar var. Onlar çatlıyor olabilir. Bu çok sık rastlanan bir şey. 39 haftalık idrar yollarında enfeksiyon var. Erken doğum olur mu? 39 hafta ya artık yani. Erken doğum mu oluyor 39 hafta? Ama idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmesi lazım. 6. haftada kalp atışı yavaşlandı. Bu bir sorun mu, düşük olur denebilir mi? Yani şöyle, ilk başladığı zaman kalp atışları genelde 80-100 arasında olur. Bazen 80'in altında olur ama genelde 80-100 arasında olmasını istiyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde de klasik 120 ile 180 arasına çıkar. İnşallah çıkar. Çıkmazsa düşük olabilir ama onu söyleyeyim. İlk 3 aylık dönemde yolculukla yüzmek sorun olur mu? Doktor onay verdikten sonra bence hiçbir sorun olmaz. Tabi dünyanın öbür ucuna gitmiyorsanız. İdrarda glikoz pozitif ne demek? 30 haftalık hamileyim. Heh, bu çok önemli bir şey. İdrarda glikoz normalde hep negatif olur. Yani hamile olmayanlarda. Fakat hamilelik döneminde idrarın, böbreklerin daha doğrusu glikoza geçirgenliği arttığı için gebelik şekeri olmamasına karşın idrarda glikoz pozitif, bir pozitif olabilir. Ama yine de idrarda glikoz pozitifini öyle bırakmamak lazım. Gebelik şekeri var mı yok mu diye mutlaka bakmak lazım. Bebeğin karın bölgesinin normale göre daha büyük olduğu görülmüş 20 haftalık ultrasonda. Şimdi gebelik şekerinden şüpheleniyorlar bende. Tek nedeni bu mu olabilir? Hiç şeker problemim yok. En önemli nedeni bu tabii ki. Eğer o yoksa o zaman çok ciddi bir sorun yok demektir. Şeker yüklemesi konusunda kararsızım, geç bunu. Bebeğime zarar verebilecek bir durum. Bunları defalarca söylüyorum. Hamilelikte şeker tarama ve şeker yükleme testi sizin sağlığınız açısından ve bebeğin sağlığı açısından önemli. Sevgili anne adayları, bu kadar direnmeyin. Dünyanın her yerinde yapılıyor. Ve de her şeyden önce Sağlık Bakanlığı'nın bize dağıttığı rehberlerde diyor ki, bize görev olarak veriyor bunu, anne adayını gebelik şekeri açısından tarayın diyor. Eğer gebelik şekeri varsa bunu saptamak sizin yükümlülüğünüz diyor. Niye bizim yükümlülüğümüz? Çünkü ya hamilelikte kaç tane hastalık var ki zaten? Hipertansiyon var, gebelik şekeri var, erken doğum riski var falan filan. Şimdi biz kocaman bir chapter olan kitaplarda gebelik şekerini eğer tanıyamazsak, ki tanımak için elimizde bu yöntem var, şu anda bu yöntem var, ne olur o zaman işimizi doğru düz yapmamış oluruz. Sizin de hamileliğinizde sorun çıkma olasılığı artar. Bunda bu kadar direnecek bir şey yok. Vallahi yok. Vallahi yok dedirttiniz bana ya. Sonra da eleştiriyorlar beni. Allah deme diye. Kan ilacını kullanmak zorunda mıyız? İçimde kötü hissediyorum. Ya bu kan ilacı hakikaten problemli olabiliyor. Çünkü mideye zarar verebiliyor. Midede yanma yaratabiliyor. İşte midede ekşime yaratabiliyor. Fakat eğer kan değerleriniz normalse kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki ama doktorunuza mutlaka danışmalısınız. 1 yaşında bebeğim var. Tekrar hamileyim. 9 haftalık, emzirmeye devam edeyim mi? Edin lütfen. Hamilelikte emzirme arada sırada rahim kasılmalarına neden olabilir. Eğer kanamanız yoksa, ilerideki haftalarda da emzirmeye devam edeceksiniz. Erken doğum riskiniz yoksa emzirin. Renal displazi neden olur? Yani böbreklerde gelişmeme. Bunun birkaç tane nedeni olabilir. Bir, tamamen hiç olmaması şeklinde olabilir. Veya multikistik dediğimiz büyük kistler, böbreğin o işlev yapan parenkim dediğimiz dokusunu harap edebilir. Bunların birçok nedeni olabilir. Burada bunların ayrıntısına giremeyeceğim ama bir genetik uzmanıyla görüşmekte fayda var eğer renal displazi olmuş ise.
7 haftalık hamileyi doktor Korasbin verdi, sizce neden nedir? İleri yaşı olanlarda ondan sonra işte düşük riskini önleyeceği düşünülüyor bazı yayınlarda falan filan. Rutin bir uygulama değil ama zararlı bir uygulama da değil. Tişört çok güzel demiş. Soru değilmiş bu. Gebelik kolestazı için ne gibi tetkikler yapılması gerekir? Gebelik kolestazının en iyi tetkiki safra, açlıkta safra asitleri. En temel tetkik bu. Onun dışında işte gama GT'ydi, karaciğer enzimleriydi falan filan. Bunlar da bakılması lazım. Kalp atışı 7. haftada karından ultrason alınamadığında endişe etmemiz gerekir mi? Bir hafta daha bekleyin. Büyük ihtimalle karından da alınabilir. Karınla vajinal ultrason arasında bir hafta 10 gün fark var. Yani vajinal ultrason karının gösterdiği, karından bakılana göre 10 gün daha erkenden gösterebiliyor. "36 haftalık gebelikte şiddetli kas ağrısından dolayı yürüyemiyorum. Ne yapmam gerekiyor?" Yürümemeniz gerekiyor. Neden? Çünkü çatı kemikleri genişlemeye başladığı için doğum kanalı açılıyor. Ondan sonra vücut size diyor ki yürüme diyor ya. İşte yani yürüme diyor. Çünkü o çatı kemikleri açılmaya başlayınca bazı anne adaylarının çatı kemikleri daha fazla geniş olduğu için yürümeyin diyor bir anlamda vücudun size. Yani vücudun sinyallerini iyi dinlemek lazım. Plasenta previa marginalis normal doğuma engel mi hocam? 31 haftadayım. Evet, engel maalesef. Artık marginalisti, şuydu, totalis bilmem ne falan kullanmıyoruz. Sadece plasenta previa, yani doğum kanalını tıkıyor mu tıkamıyor mu? Low lying mi, yani doğum kanalına yakın mı? Doğum kanalına yakın olanlarda 2 santimetreden daha uzaksa eğer, o zaman normal doğum olabilir. Ama 2 santimetreye kadar yakınsa ve rahim ağzı kanalını kapatmışsa ve de artık miadına gelindiğinde yukarı da çıkmamışsa, ki genelde 27. haftaya kadar yukarıya çıkmasını tamamlıyor plasenta, normal doğum yapılabilir. "14 haftalık karnımda hiçbir şey hissetmiyorum. Normal mi?" Tabii ki normal. Özellikle ilk gebelikte 19'lar 21. 22. haftaya kadar hissetmeye bilirsiniz. Kaç kilo kadar normal doğum yapılabilir? Bebek açısından diyorsanız eğer 3500 ile 4500 arasında doktordan doktora değişiyor. Genelde 4000 gramdan sonrasını normal doğum önermiyoruz. Sizin aldığınız kiloya göre diyorsanız eğer, onda bir şey yok. Tüp bebeklerin normal doğum yapması doğru mu? Bebekler derken ikiz mi? İkizlerde normal doğum olasılığı biraz az. Genelde çünkü prezentasyon problemleri oluyor. Yani makat geliyor ilki, sonra diğeri baş geliyor falan filan. Tek bir tüp bebekse normal doğum yapılabilir. Bunu tüp bebekçi arkadaşlara da sorduk. Normal doğuma engel değil diye söylediler. Zaten mantık olarak da niye olsun ki acaba? 23. haftalık hamileyim ama bebeğin hareketlerini hissetmiyorum. Normal mi? Ya bazen işte 21 diyoruz ama 24'e kadar bile hissetmeyenler olabiliyor. 28. haftada suyun fazla olması bir sorun oluşturur mu? Erken doğuma sebep olabilir mi? Eğer çok fazla yüksek değilse o zaman erken doğuma sebep olmaz. Eğer çok fazla yüksek değilse. Ama suyun fazla olmasının nedeni açıklandı mı acaba? Birincisi normal, yani bir varyasyon. Çoğu anne adayında hiçbir sorun çıkmıyor. Bazı anne adaylarında gebelik şekeri çıkıyor. Bazılarında daha nadir görülen şeyler çıkıyor. Ama erken doğuma neden olabilmesi için çok fazla olması lazım, anlıyorsunuz. 23. haftanın plasenta aşağıda denildiğinde gibi tehlikesi var. 27. haftaya kadar bekleyin çünkü 27. haftaya kadar yukarıya çıkabiliyor plasenta. Plasenta migrasyonu denen bir şey var. Plasenta eğer genelde ilk başlardan itibaren zaten rahimin en tepesinde yerleşiyor. Çünkü en iyi kan akımının olduğu yer orasıdır. Bebeği en iyi besleyebileceği, plasenta akıllı bir organ, en iyi besleyebileceği yere yerleşir. Ama yine de herhangi bir nedenle aşağı yerleşmişse eğer, yine her şey bitmiş sayılmıyor plasenta için. Yavaş yavaş böyle plasental migrasyon, migrasyon göç demek. Yukarıya doğru göç ediyor ve 27. haftaya kadar baştan plasenta çok yakın olmasına rağmen, biraz kapatmasına rağmen sonradan yukarıya çıkmış olabiliyor. "10 haftalık, boynu yok dediler. Beyninde sıvı var dediler. Sinirleri dışarıda yaşamaz dediler. Sebepleri nelerdir?" Burada sizin tarif ettiğiniz büyük ihtimalle
Nöral tüp defekti. Yani omurga açıklığı ve buradan sinir dokusunun dışarıya fırlaması, dışarıya çıkması veya anensefali bebeğin oluşmaması gibi. Geçmiş olsun. Bir dahaki hamilelikte yaşamamak için, nöral tüp defektlerini engellemek için yüksek doz folik asit kullanılması öneriliyor. 36 haftalık hamilelikte BPD 2 hafta önden gidiyor. Normal mi? 3 haftaya kadar önden gidebilir. Kafa yani. İçinde eğer herhangi bir şekilde bir su birikmesi falan filan yoksa çok da fazla kafaya takmayın. "34 haftalık hamileyim, çok halsizim, kan şekerim düşük çıktı ve kolesterol yüksek." Kolesterol yüksekliği ne ya? Niye bakılıyor ki kolesterol hamilelerde? Kolesterol hamilelerde bakılma endikasyonu yok. Çünkü yükselme ihtimali çok yüksek. Kolesterol bir yapı taşıdır. Hücrelerin çeperini oluşturan bir şeydir ve hamilelikte artar. Baktırmayın kolesterol. Kan şekeri düşüklüğü de ne kadar düşük olduğuna bağlı ama genelde bir sorun yaratmıyor. Eğer şeker tarama testi normalse. Hamileyim, 1 yaşında bebeğim var, emzirmeye devam edeyim mi? Evet. Amerika'da yaşıyorum. National Health NHL için Non-Hodgkin lenfoma NHL demiş. Kemoterapim Aralık ayında bitti. Geçmiş olsun. Şu an 7 haftalık tek yumurta ikizlerine hamile olduğumu öğrendim. Vay vay vay. Gebelik kanseri tetikliyor mu? Yok. Hayır. Lenfomanın mekanizmasıyla gebelikteki hormonların vücut üzerindeki etkisi çok farklı şeyler. Çok geçmiş olsun ve tebrikler. 37. haftada plasenta yaşlanması ve kilo artışı yok hocam. Bu değişir mi, kilo almaz mı hiç? Plasenta yaşlanmasından daha ziyade NST'ye bakmak lazım. Amniyot sıvısı volümüne bakmak lazım. Eğer bebek büyümüyorsa umbilikal arter doplerine ilk başta bakmak lazım. Umbilikal arter doplerinde problem varsa beyin doplerine bakmak lazım. Bunlarda herhangi bir sorun çıkmışsa 37. hafta olmuşsunuz zaten. Doğum yapmanız gerekir. Plasenta yaşlanması tabirinden daha çok işte NST, amniyot sıvısı volümü önemli ve kilo da tabii ki arka planda olmak üzere önemli. Guatr yüksekliği gebeliğe engel midir? Guatr yüksekliği ne ya? Tiroid yüksekliği. Çok yüksekse gebeliğe engel olabilir. Zaten tedavi edilmesini öneriyoruz. Guatr, tiroid bezinin şişmesi demek. Guatr. Yani guatr tiroid değil. Guatr, tiroid bezinin büyümesi, şişmesi. Beni de bağlayın demiş. Ya o aylar önce bitti o iş ya. Beni de bağlayın diyor ya. "8 aylık hamileyim ve şu anda göğsümün hemen altında hafif ağrılar var. Bebeğin baskı yapmasına bağlı olarak çok sık görülen bir şeydir bu. Çok fazla kafaya takmayın." Ciğer geliştiriciyine kaçıncı haftada vurulmalı hocam? Erken doğum riskimiz var. Erken doğum riski ortaya çıktığı andan itibaren genelde 27. haftada genelde de tek doz yapıyoruz. Ondan sonra da erken doğum engelleyici bazı ilaçlar kullanıyoruz. Gebelik şekerinde dikkat edilmezse riskleri nedir hocam? Anne adayı açısından riskleri var. Nedir onlar? Bebek irileştiği için sezaryen riski artabilir. Ve genel olarak şeker tabii ki. Gerçi kısa süreli bir şeker hastalığı ama yani genel olarak sezaryen riski artabilir diyelim. Bebek açısından ne olabilir? Bebek kontrolsüz bir şekerle dünyaya gelirse doğar doğmaz kan şekeri düşebilir. Kalsiyumu düşebilir. Çeşitli metabolik sorunlar yaşayabilir ve bilirubin dediğimiz o sarılık hormonu ve sarılık maddesi yükselebilir. Folik asit kullanmıyorum. Sorun olur mu? Folik asit gıdalarda bol miktarda olan bir şey. Kullanılmasını öneriyoruz ama kullanmadan hamile kalanlarda da çoğunlukla bir şey çıkmıyor ama bu kullanmayın anlamına gelmiyor, tamam mı? Saç boyamada sakınca var mı? Kaçıncı haftada boyamak lazım? 12. haftadan sonra boyayabilirsiniz organik boyalarla. HPV tanısı var ancak sihir yok. Normal doğum mümkün müdür? Bebeğe zararı olur mu? Bunu doktorun kendisi karar vermesi lazım. Buradan karar vermeyelim buna. Tamam.
Çatı muayenesi ne zaman yapılmalı hocam? 37. haftada genelde yapıyoruz. Ama bazı doktorlar, %30 doktor arkadaş yapmıyor. Hep sizi dinledim hamileyken, şu an bebişim kucağımda. Vay be. Tebrik ederiz. İkili testte en sakalında 2 milimetre çıktı, normal mi? 2,5 milimetreye kadar normal. Ama tabii ikili testte başka şeylere de bakıyoruz. Onlar da inşallah normaldir. "37 haftalık doğdu, yoğun bakımda yatıyor. Solunum yolunda sorun var, nefes alamıyor." Ya 37. hafta olduğu için ben uzun süre yatacağını düşünmüyorum açıkçası. 37 hafta çok iyi bir süre. O yüzden de inşallah en kısa zamanda çıkar. Bebeğin suyu neden azaldı? Bebeğin suyu birkaç nedenle azaldı. İlk önce bakılması gereken, 3. trimesterdeyseniz özellikle, acaba su kesesi mi açıldı diye. Yani akıntı geliyor mu diye. Bir numaralı neden o çünkü. İkincisi, bebeğin gelişmesi yavaşlamış olabilir. Gelişmesi yavaşlaması genelde plasentanın az çalışmasına bağlı olduğu için, plasenta bebeğe gönderdiği total kan miktarı azaldığı zaman, ilk önce o kanı, azalmış olan kanı, hayati organlar olan, hepsi hayati ama daha hayati olan organlar beyin ve kalbe gönderir. Böylece böbreğe giden kan miktarı azalır. Bu da amniyos sıvısının, yani böbrekten idrar yapımını azalttığı için amniyos sıvısının azalmasına neden olabilir. Çok çeşitli başka nedenler de var ama genelde böyle. Plan DR işe yaramıyor. Ne yapmalıyım? Hangi bulantı ilacı işe yaradı ki? Bence hiçbir bulantı ilacı işe yaramıyor, ben size söyleyeyim. Ne yapacağız peki? Daha güçlü olanlar var. Onlar denenebilir. Şu kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar var. Onları hamilelikte de düşük dozlarda kullanabiliyoruz. Ama genelde, yani söylemek istemiyorum ama söyleyeyim, bunu çekmek durumundasınız. Birkaç şeyi bilmeniz lazım. Ekşi ve tuzlular işe yarıyor çoğu zaman. İkincisi, bunun bebekte herhangi bir soruna yol açmayacağını bilmek de işe yarıyor. Çünkü bebeğin besin depoları, besin ihtiyacı çok fazla olmadığı için sizin deponuzdan rahatlıkla karşılayabiliyor. Yeter ki idrarda çok fazla keton çıkmış olmasın. 22 haftalık hamileyim, doktor iki damardan bir tanesi göremedim dedi. Bir arter bir ven. İki tane atar damar bir toplar damar yerine göbek kordonunda bir atar damar bir toplar damar olması durumu %1 ile 2-3 bebekte görülebiliyor. Beraberinde bir kalp anomalisi yoksa veya kromozom bozukluğunu düşündürecek başka bir bulgu yoksa %10'unda, bak şimdi alttaki soruya aklım takıldı ha. %10'unda, %15'inde bebeğin kilosu düşük doğabilir. Onun dışında da ben bir sorun yarattığını bugüne kadar pek görmedim. Kemik yapısına göre cinsiyet belli olur mu? Nasıl olacak ya? Kemik yapısı. En büyük geyiklerden bir tanesi. Aha, bizim kedi miyavlıyor. Alex. 20. haftadayım, bebek tersmiş, korkmalı mıyım? Ya anne adayları da her şeyden korkuyorlar. Aşağı dönüyor, korkuyor bebeğin başı. Yukarıya çıkıyor, korkuyor. Korkmayın. Bebeğin başının hiçbir önemi yok. Bu haftalarda ve hatta 37. haftaya kadar. Aşılama da yapıldığında normal doğum yapılabiliyor mu? Evet. Detaylı ultrasonda bebeğime spam tanısı kondu. Yani bu bir akciğer malformasyonu. Akciğerlerin gelişmesini engelleyen bir durum. Maalesef. Yani onu bir perinatoloji eşliğinde değerlendirmek lazım. Spam. Kistik adenoid malformasyon. Evet. Yani bu çok ender görülen bir şey. Maalesef. Biraz talihsizlik olmuş. 5 ay önce bebeğin kalbi durdu. Kürtaj olmuş. Şimdi hamileyim yeni. 3 gün önce beta ECG 75. Şimdi 266. 3 günde bir 2 katına çıkıyor işte. Sizinkisi de çıkmış. İnşallah daha da devam eder. Boy kısalığından dolayı çatı muayenesi yapılması gerekiyor mu? Ne?
1.50'nin altında normal doğum biraz zor olabiliyor deniyor ama 1.50'nin altında olup normal doğum yapan dolu anne adayı var. Kasık fıtığım var, normal doğum olabilir miyim? Maskeli emoji yapmış. Maskeyle sordu demek ki bak. Genel cerrah sormanız lazım. Yani boğulma olasılığı var mı fıtığın falan filan diye onu burada yanıtlamayalım. Bebek miyomun hemen arkasında tutulmuş 7 artı 4 haftalık hamileyim. Bir sorun ya da risk olur mu? Yani bebeğin tutunmasından daha ziyade ileride plasenta oluştuğu zaman 10. haftadan itibaren inşallah miyomun bulunduğu bölgede tutunmaz. Gerçi tutunursa da bir şey olmuyor ama birazcık beklemek lazım. "32 haftalık hamileyim, bebeğin kafası 4 hafta önden gidiyor. Normal doğumu engel mi?" Evet, engel olabilir. Eğer kafa içinde su birikmesi falan filan yoksa bir sorun olacağını zannetmiyorum. 35 gün önce normal doğum yaptım. Kanamam daha var. Normal mi? Evet, 3 aya kadar kanama olabiliyor. Aşırı kanama olmadığı sürece, kramp tarzında da ağrı olmadığı sürece herhangi bir sorun yok. Hamilelikte botoks olur mu? Ya yapıyorlar ama bilmiyorum. Yani burada tabii onu açıklamak lazım. Botoksu migren için de yapıyorlar. Yani migren bir kas spazmı, damar spazmı ile birlikte olduğu için botoks kas spazmı diyelim. O kas spazmını engelliyor diye yapıyorlar ama ben bilmiyorum. Yani çok güvenli olduğunu düşünmüyorum hamilelikte botoksun. Ense kalınlığı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 3,5 çıktı. 11-14 testinde 2,5'a kadar normal, 15. haftadan işte 22. haftaya kadar, 16. haftadan 22. haftaya kadar da orada artık ense kalınlığı demiyoruz ona, ense pilisi diyoruz. O da 5'e kadar normal. Sizinkisi biraz fazla çıkmış. Aydınlatılması lazım nedenin. Çok fazla değil ama. Burundan az nefes alma hamilelikte etkisi ne olur? Ya burunda zaten ödem olduğu için genelde burundan az nefes alınıyor. Bir sorun olmaz. Down sendromu testi yaptırmak zorunlu mu? Tabii ki zorunlu değil. Hiç kimse sizi Down sendromu testi yaptırmaya zorlayamaz. Down sendromu yaşayabilen bir bebek olabiliyor ama yine de tabii ki biz size bunu önermek durumundayız. Ve öneriyoruz da yani. Down sendromu çıkmasından daha çok çıkmaması genelde anne adaylarını rahatlatıyor. O yüzden de öneriyoruz. Rahim tersliği var, gebeliğe engel mi? Hayır. 30. haftada omega önerir misiniz? Evet. Doğuma kadar kullanın. Detaylı ultrason için en uygun gebelik haftası hangisidir? 19 ile 22. haftalar arası. Gebelikte Down sendromu testi yaptırmak zorunlu mu? Az önce açıklamıştık. Prolaktin 46-48 arasında sürekli gebeliği engelliyor olabilir mi? Özellikle adet düzensizliği yapıyorsa olabilir. Birazcık düşürücü ilaç kullanın bence. Yani onu birazcık böyle 25'e falan düşürün. Bebekte 4 milimetre böbrek daralması var dedi. İkili testim iyi çıktı. Bebekte bir 4 milimetre üst sınır. Yani 4 milimetreden sonrası artık böbrek genişlemesi diyelim. Böbrek daralması demeyelim de ona böbrek genişlemesi. Siz öyle yazmışsınız ama. Bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Cevap hocam, botoks olur mu? Testosteron yüksekliği ya da kıllanma olmadan PCOS olur mu? Polikistik over olur mu? 3 tane kriterden bir tanesi eğer yerine geliyorsa, buna Rotterdam kriterleri adını vermişler. Rotterdam'da bunlara şey yapmışlar. Rotterdam'da toplanmışlar bütün endokrinologlar. Demişler ki, 1- adet düzensizliği, 2 tüylenme, 3 ultrasonografide polikistik over görünümü. Bunlardan iki tanesi varsa eğer, en az iki tanesi, buna polikistik over deniyor. Sizin sorunuza cevap nedir o zaman? Testosteron yüksekliği ya da kıllanma olmadan da polikistik over olabilir. Nasıl oluyormuş demek ki? Adet düzensizliği artı ultrason bulgusu. Over'de polikistik görünüm eşittir PCOS mudur yani? Değildir. Demin anlattık ya 3 tane. Ha bak aynı kişi sormuş. Doktor hanım sormuş.
Doktor Buse Hanım. Rotterdam kriterleri. Polikistik overle birlikte ya tüylenme ve veya beraberinde adet düzensizliği olsun. Umbilikal arter Doppler AB ve PI değerleri üst sınırda ne demek? Umbilikal arter Doppler PI değerleri, pulsatilite indeks değerleri demek ki birazcık böyle normalin dışına gelmeye başlamış. Üst sınırda mı, alt sınırda mı? AB, sistolik bölü diastolik AB. Bebekte gelişme geriliği varsa eğer bu bir anlam taşıyabilir ama eğer bebekte bir gelişme geriliği yoksa yani kilosu şey değilse o kadar da anormal bir durum değil. Kan üre azotun düşüklüğü hamilelikte sorun olur mu? Düşer zaten. Ah ah, bu var ya gereksiz yapılan tahliller. Onlardan bir tanesi de kan üre azotu yani bun. I am pregnant for 28 weeks. My right breast is blushing and sinking. Sinking mi? Nereye düşüyor? İngilizce yazmaya başladılar gene ya. Emzirme dönemine hazırlandığı için bu şikayetler. Sinking ile ne demek istediğinizi anlamadım. Batıyor. Ha, batıyor demiş. Ha, Google Translate'e batıyor diye yazınca onu gemi batması olan sinking diye çevirmiş. O yüzden sinking. Ya işte Google Translate bazen böyle baltayı taşa vurabiliyor. Neyse. Soru yanıtı şu. Hamilelikte 28. haftada süt birikimi olduğu için olabiliyor. Tüplere bağlamanın yaş sınırı var mı? Var elbette. 30 yaşın altında genelde bağlanmıyor. Yasak. Onlar gevşetildi gerçi kurallar ama en az 2 tane çocuk, farklı cinsiyette çocuk ve de 30 yaş üzeri. En son öyleydi ama sık sık değişebiliyor bunlar. Hep aynı sorular dönüyor da o yüzden. 10 bin kere copy paste yapanlar var. O zaman daha da kötü oluyor benim için söyleyeyim. Daha çok beynim bulanıyor. Hocam sinirlenme demiş. Sinirleniyorum. Bak kopyala yapıştır yapa yapa bir hal oldum demiş. 100 soru oluyor 1000 soru. "33 haftalık hamileyin karnımı ölçtü. Ebe ve 34 santim dedi. Normal mi? Artı eksi 1 santimetre normal. Mezurayla olan ölçümde alttaki çatı kemiğinden böyle elle bakıp ondan sonra en üstte olduğu yere baktığınız zaman bebeğin bulunduğu yer orada bir mezura ölçümü genelde gebelik haftasıyla aynı oluyor. Hamilelikte lazer yapılabilir mi? Önermiyoruz. 28. haftada 1,5 mm rahim açıklığı erken doğum olur mu? Rahim uzunluğu da önemli tabii ki. 1,5 mm çok açık değil. Doktorum bugün kalbinin bir tarafını göremiyorum dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Sol kalp başta olmak üzere bazen de sağ kalp yani sol karıncık veya sağ karıncık gelişmemiş olabiliyor maalesef. Onu takip etmek lazım. Detaylı ultrasonda bebeğin kafasının sol tarafı 10 mm ölçüldü. Yani üst sınır. 10 mm üst sınır. Büyüme olursa ne demek olur? Sadece onun 10 mm ölçülmesinden daha ziyade beraberinde kafa içinde çok kritik bazı bölgeler var bakılması gereken. İşte cavum septum, pellucidum, ondan sonra corpus callosum, ondan sonra arka fossa dediğimiz beyincin arkasındaki çukur diyelim. Onların hepsine bakmak lazım. Tek başına o anlam ifade etmez. Erkek bebeklerde hatta 12 milimetreye kadar
olabiliyor. Sigara içmek bebeğin düşmesine sebep olur mu? Siz cevap verin. Detaylı ultrason 3. aşama var mıdır? 3. trimester'da. Şimdi şöyle, detaylı ultrason 19 ile 22. haftalar arasında falan yapılıyor ya. Bazı anomaliler maalesef 3. trimester'da görülebiliyor. Ama bunlar çok az görülen bir kısmını teşkil ettiği için 3. aşama genelde çok önerilmiyor. Onu artık kendi doktorunuz da bakıyordur zaten, böbreklere özellikle mesela. "13 haftalık hamileyim ve suyum tamamen bitmiş. Bebeğin yaşama şansı var mıdır?" Çok zor, onu söyleyeyim. Ya böbrekler iki taraflı gelişmemiştir ya da su kesesi boşalmıştır, ona bağlıdır. Zor iş. Arsa çıktı ayrıntılı ultrasonda. Test istediler, kan testi. 2,5 milyar yaptırmadım. Doğumda belli olurmuş her şey sizce. Şimdi arsa bebeğin sağ koluna giden atar damar. Sağ koluna, sağ kol burası. Sağ koluna giden atar damarın normalde şeyle birlikte değil de şah damarıyla, sağ şah damarla birlikte değil de sol taraftan çıkıp böyle yemek borusunun ve trakea dediğimiz nefes borusunun arkasını dolaşarak buraya gelmesi. Yani atypical right subclavian artery demek. Yani seyri farklı olan sağ subklavyan, yani kol atar damarı demek. Down sendromu ile ilişkisi olduğu biliniyor. Ama genelde Down sendromu çıkmıyor, onu söyleyeyim. Beraberinde başka bir bulgu yoksa yine de o işte 2,5 milyar dediğiniz fetal DNA testini yaptırmakta fayda olabilir, ama yaptırmak zorunda değilsiniz tabii ki. Eğer net cevap almak istiyorsanız, ama bence yaptırın. %1 ila 3 arasında Down sendromunda da görülüyor arsa. Eşim ikizse bebeğim de ikiz olma olasılığı ihtimali var mı? Bunu eşim derken erkek tarafını kastettiğinizi varsayıyorum. Kadın tarafından geçiyor genelde ikizlik. Erkekten değil. İdrarda hamileliğim çıkmıyor, kanda çıkıyor. Neden olabilir? Çünkü seviyesi çok düşük olduğu için beta HCG'nin idrar testi yeterince hassas olmadığı zaman, şöyle 5, 10, 20 gibi değerlerde idrarda çıkmayabiliyor. Biraz beklemek lazım. Normal doğum yoksa sezaryen mi olacağını ne zaman belli olur? 37. haftada çatı muayenesinde belli olabilir veya çok önceden de beraberce kararlaştırmış olabilirsiniz çok çeşitli nedenlerle. Koraspin kaçıncı haftada bırakılmalı? 7 haftalık gebeyim. 32. haftada genelde bıraktırıyoruz ama bazıları 36 haftaya kadar devam edebiliyorlar duruma göre. "36 haftalık hamileyim, hipertansiyon için doktorum ilaç verdi ama düşmüyor. 140'a 100. Gebelik zehirlenmesi olup olmadığını belirlenmesi için 24 saatlik idrarda protein yaptırmanız lazım. İlacın dozunu artırmak gerekebilir veya ilacı değiştirmek gerekebilir. Ama eğer zaten gebelik zehirlenmesi varsa doğum yaptırılması gerekir diye düşünüyorum. Dış gebeliğin iğneyle sonlanması durumunda ikinci gebelik ne zaman planlanmalı? Beta HCG sıfırlandıktan sonra, bir adet gördükten sonra teorik olarak
yeniden hamile kalabilirsiniz. Neden teorik olarak diyorum? Çünkü çoğu anne adayı korkuyor ve biraz bekletiyorlar. Yani düşük olduktan sonra, ilk adetten sonra hamile kalabilirsiniz diyoruz ama bence dış gebelik olduktan sonra şöyle bir 2 ay beklemekte fayda var. İlk adet gördükten sonra. İlk ön sonuç Down sendromu, yani FISH sonucu amniyosentezin. Bu 24-48 saate çıkan floresan in situ hybridization denen FISH sonucu, hızlı sonuç. Kesin sonuçta 10-15 gün sonra, yani var öyle bir ihtimal ama çok yüksek değil maalesef. İkiz dediler, kalp atışı ne zaman duyulur? İkiz de dahil olmak üzere kalp atışı ne zaman görülür? 5 hafta, 6 hafta arasında görülür. Duyulması da bir 10 gün sonra, 15 gün sonra olur. Rabia, doktorun ne derse onu yap. Kaan Hoca öyle diyor sürekli. Öyle diyorum tabii ki. İnsanın kendi doktoru gibisi var mı ya? Doktorunuzla eğer aranızda frekansı tutturduysanız yapışın o doktora. Ben öyle yapıyorum. Her branştan bir doktorum var. Onlara böyle yapışıyorum. Bırakmıyorum onları. Tokluk kan testim 152 çıktı. Diyet yapsam düzelir mi? Diyet yerine ilk önce bunun acaba gebelik şekeri olup olmadığını değerlendirmek için şeker yükleme testi yapmanız lazım. Haftalık hamilelikte B12 80 çıktı. Ne yapılmalı? 80 tabii düşük B12 için. Birazcık B12 takviyesi almanız lazım. Koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmeniz lazım. Et yemeniz lazım. Jinekanesten krem mantarı iyi gelir mi? 21 haftalık hamileyim. Gelir genelde. Kendi başınıza mı aldınız? Hep aynı sorular ya. Allah Allah. Kendi doktorum ikili test perinatoloğa yönlendirir, nedendir? Çünkü perinatologlar bazen yani kendisi mesela o ense ikili test sadece kan testi değil. Bir de beraberinde ense kalınlığı ölçümü, burun kemiğinin görülmesi, ondan sonra kalpte bazı yapıların bakılması, bazen de işte ductus venosus dopleri gibi şeylerin yapıların şey yapılması için bazı doktorlar bunu yapmıyorlar. Direkt olarak perinatoloğa gönderiyorlar. Ama %90 doktor kendisi yapıyor. Astım normal doğum engel mi? Eğer herhangi bir atak geçirmiyorsanız uzun zamandan beri engel değil. İlk aylarda kalça kemiğinde ağrı olması preeklampsi geçireceğine bir işaret midir? Zannetmiyorum. Ne alakası olduğunu da anlayamadım. Miyomlar olan normal doğum yapabilir mi? Eğer doğum kanalına yakın değilse, doğum kanalına yakınsa çünkü bebeğin başının çıkmasını engelleyebilir. 5-6 santimetre demiş. Normal doğum yapılabilir. Mantar enfeksiyonu bebeğe zarar var mıdır? Yoktur. NST'de 37 haftalık hamileymiş. Doğumun ne zaman olup olacağı belli oluyor mu? NST neden çektiriyoruz? NST iki nedenle çekiliyor. Bir tanesi kasılma var mı diye. Düzenli kasılmalar varsa eğer, anne adayı da hissediyorsa alttan muayene yapıyoruz. Acaba doğum başlamış mı diye. O nedenle. Yoksa doğumun ne zaman olacağını anlamak için değil. İkincisi de bebeğe giden kan akımının kalitesini belirlemek için
Altta kasılma olan kısım çıkıyor. Üstte de bebeğe giden kan akımı, yani kalp atışlarının oluşturduğu şey çıkıyor. Bebeğe giden kan akımı iyi diyebilmek için şu yükselmelerin olmasını istiyoruz. NST yani iki ayrı amaca hizmet ediyor. Plasenta alt uterin segment yerleşimlidir diyor. Yani alta yerleşmiş. 20. haftaya kadar yukarıya çıkabilir. Nefes alamıyorum demiş. Taşikardi oluyorum demiş. Nabzı hızlanıyormuş. Kansızlık olabilir. Stres olabilir. Kalple ilgili bir şey olabilir. Onu doktorunuza söyleyin mutlaka. Ama altından bir şey çıkmıyor genelde. AMH'im 12.7 iyi mi? Çok yüksek. Polikistikolar olma olasılığı yüksek. Bir haftalık hamileyim, ton balığı zararlı mı? Hayır. Niye? Artık yazmayacağım. Soru yazmaktan yoruldum. Görmüyorsunuz. Doktor, polikistoz overim. Hiç çocuğum yok. İlk hamileliğim dış gebelik. Normal hamile kalma şansım var. İşte ilk hamileniz dış gebelik bile olsa normal hamile kalmışsınız. Biraz sabredin derim eğer yaşınız uygunsa. Cinsiyet kaçıncı ayda belli olur? 3,5 ayda. 4 ayda. Mitral kapak ameliyatı oldum. Tamir edildi. Normal doğuma engel mi? Olabilir. Onu sormanız lazım. Yani kardiyolog eko yapacak. Kalp damar cerrahı diyecek ki ıkınma engel olmaz, problem olmaz diye falan filan. Onu mutlaka sorun. 7 yıldır bakır rıya kullanıyorum. Spiral yani. Kaç yıl kullanılmalı? 10 yıllık olanlardan takılmış olabilir size. 3 yılınız daha var. Eğer 5 yıllıksa o zaman bitti içindeki bakır. Değiştirmesi lazım. Tansiyonum sık sık düşüyor ve başım çok ağrıyor hocam. Ne önerirsiniz? Tansiyon düşmesi bir hastalık olarak kabul etmemek lazım hamilelikte. Sizi istirahate sevk eden bir şey olarak görmek lazım. Baş ağrısı da bu haftalarda 15 haftalıkmış. Çok sık görülen bir şey. İkisi birbirinden bağımsız olabilir. Sirkumvallat bilmiyorsanız bilmiyorum deyin, yazmayalım. Sirkumvallat bir plasenta şekli. Plasentanın böyle kenarları böyle birazcık böyle yukarıya kalktığı için, tamam mı? Sirkumvallata. Genelde normal doğmada engel değil, genelde herhangi bir soruna yol açmıyor ama bebeğin gelişiminin düzenli olarak takip edilmesi lazım. Niye bilmiyorum ya sirkumvallatı, Allah Allah. Geldi gene Alex. Niye aşağı doğru gidiyorum biliyor musunuz? Hep aynı soruları okuyorum da o yüzden. Mitral ve triküsüp yetmezlik var. Normal doğuma engel mi? İşte kardiyoloğa sorulması gereken bir soru bu. Rahim filminden sonra hamile kalmak yüksek midir? Evet, rahim filminden sonra genelde ilk 6 ay içinde hamile kalma riski değil tabii, olasılığı artıyor. "24 haftada bebek hareketlerinin azalması normal mi, tehlikeli mi?" Genelde bebeğin huyları değişiyor 27. haftadan sonra özellikle, ama daha önce de değişebilir. Ondan sonra normal olarak kabul edilebilir. 14 haftada şeker yüklemesi yapılacak hocam, ne dersiniz? Evet, daha erken de yapılabiliyor özellikle risk faktörleri fazlaysa. Hamilelikte uyuma şekli nasıl olmalıdır? Vücudunuza sorun. Dört sezeryan düşünüyorum. Tehlikeli mi? Korkuyorum. Tabii ki yani özellikle ikinci sezeryandan itibaren plasentanın aşağı yerleşme olasılığı artıyor. Aşağı yerleştiği zaman da akreata dediğimiz rahim kasının içine doğru gömülme olasılığı da artıyor. Riskli olabiliyor ama çoğunlukla bir sorun çıkmıyor.
Prilam DR tehlikeli mi? İçinde hamilelikte kullanılsın diye yazıyor ya. Hamilelikte kullanılabilir. Niye tehlikeli olsun? ...24 haftada böbrek genişliği 6 mm. Yani 7 mm'den sonra artış olarak, anlamlı artış olarak kabul ediyoruz. Ama 6 mm de tabii ki takip edilmesi gereken bir şey. Altından genelde bir şey çıkmıyor. Akdeniz anemisi için bir şey söylemedim. Akdeniz anemisi değil de Akdeniz anemisi taşıyıcılığı diyelim ona. Akdeniz anemisi bir hastalık çünkü. Taşıyıcılığı ise Türkiye'de insanların %1'inde, 2'de görülen, ikisinde görülen bir şey. Taşıyıcılığın önemi şu. Evlenirken bakılıyor genelde. Protein elektrofor, hemoglobin elektroforez denilen incelemeyle bakılıyor. Hemoglobin elektroforezinde eğer Akdeniz anemisi taşıyıcılığı varsa bir tarafta, diğer tarafta da varsa o zaman yani anne adayı ve baba adayında bebekte taşıyıcılık değil hastalık olma olasılığı ortaya çıkıyor. Yani iki tarafta taşıyıcıysa hastalık olabilir. İki taraftan bir tanesi taşıyıcıysa bebek en fazla taşıyıcı olabilir. Önemi buradan kaynaklanıyor. İki tane taşıyıcı evlendiği zaman bebekte acaba taşıyıcılık değil de hastalık olup olmadığına bakmak lazım. Amniyosentezle genel. Benim sorumu sevmediniz galiba. Görmedim o yüzden. Niye sevmeyeyim ya soruyu? Birkaç soruyu sevmiyorum. Onlardan bir tanesi cinsiyet ne zaman belli olur? Hiç sevmiyorum. Cinsiyet ne zaman belli olur sorusunu. Hiç sevmiyorum hem daha. Vallahi var ya hiç sevmiyorum. Cinsiyet ne zaman belli olur sorusunu. Mide yanmasında Gaviscon kullanabilir miyiz? Evet, reçetesiz alınabilir. Ense kalınlığı ve ductus venosus'ta ters dalga var. Kromozom bozukluğu riski yüksek midir? Evet, maalesef yüksektir. İkisi beraberce Down sendromu riskini, özellikle ductus venosus'ta ters dalga olması, Down sendromu olasılığını ciddi anlamda artıran bir şey olabilir. Ense kalınlığıyla beraber olduğunu düşünürsek eğer. Beni alabilir misiniz demiş. "29 haftada doğum olur mu? Bebek yaşar mı?" 26. haftaya kadar artık bebekler yaşatılabiliyor. Ama tabii ki inşallah erken doğmaz tabii ki. "Gebelikte CRP 7.8 herhangi bir şikayetim yok ama endişeleniyorum. CRP enfeksiyon parametresi. Ama 7.8 çok yüksek değil. Onu söyleyeyim. "23. haftada detaylı kalpte parlaklık denedi. 25 haftada kendi doktorumu göremedim parlaklık dedi. Neden? Çünkü geçmiş. Çünkü genelde geçiyor. O parlaklık da tek başına çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Hamilelikte her gün baş ağrısı normal mi? Göz doktoruna mı gitmeliyim? Evet, göz doktoru bir çözüm olabilir ama göz doktoru sizi nörolojiye de sevk edebilir sonrasında. Rahimim normalden küçükmüş, bebek büyürse rahim de genişler mi? Lütfen görün mesajımı." Genelde genişler. Ama erken doğumda olabiliyor. "25 artı 6 haftada TSH 4.15 çıktı. 25 mikrogram verdi." 25 mikrogram verdi dediği şey işte. Tiroid ilacı da. 4.15 artık normal. Yani çok böyle klasik olarak birinci trimesterde 2.5'a kadar, ikinci trimesterde 3.5'a kadar normal diyoruz. Ama tabii ki istediğimiz böyle 2.5-3.5 arası değerler olduğu için 25 mikrogramda minimal doz olduğu için verilebilir. "Su geldikten ne kadar süre sonra doğum başlar? Eğer miadında bir gebelikse 24 saat, 48 saat içinde başlar ve başlamasını da isteriz zaten bebek enfeksiyon olmasın diye. Ama daha erken gelmişse, daha erken haftalarda gelmişse başlamayabilir."
Hep aynı sorular dönüyor. Safra kesemde çamur oluşmuş. 27 haftalık hamileyim. Hamileyim için bunun bir sakıncası. Çamur nedir ya çamur? Hiçbir şey değil çamur. Taş değil, bir şey değil. 15 haftaya girdim, daha hiç kilo almadım. Yaklaşık 4 kilo verdim. Almaya başlarsınız büyük ihtimalle 16. 17. haftadan sonra. Panik atak için hangi tür anestezi önerirsiniz? İkisi de önerilebilir. Yani panik atak. Ne oluyor ki panik atakta? Yani doğumdan oluyor, o anlamda söylüyorum. Sezaryandan bahsettiğinizi varsayıyorum. Çünkü hangi tür anestezilerinize göre, genel anestezi mi, lokal anestezi mi diyorsunuz diye düşünüyorum. Anestezi doktoruyla aranızdaki konuşma ve diyaloğa bağlı olarak anestezi doktoru sizi yönlendirecektir. İdrarda en erken beta HCG ne zaman yükseliyor? Adet gecikmesi olmadan birkaç gün önce yükselip saptanabiliyor erken gebelik testlerinde. Beş haftalık hamileyim. TSH değerim 4.2, ilaca başlamalısınız. Çünkü 2.5'un altında olmasını tercih ediyoruz. TSH değerinin, ama beraberinde serbest T4'te bakıyoruz genelde. 36 artı 3 haftalık hamileyim. Cinsellik olabilir mi? Cinsellikte herhangi bir kısıtlama yapmıyoruz genel olarak. Eğer başka bir şey, enfeksiyon riski, kanama manama falan yoksa. Calcimax D3 hamilelikte zararlı mıdır? Değildir, ama uygun dozlarda kullanmanız lazım. Epilepsi hastasıyım, 18 haftalık gebeyim, nöbet 2,5 yıldır geçirmiyorum. Nöroloji doktorum Sezeryan nerede? Sizin düşünceniz nedir? Nöroloji doktoru böyle önerdikten sonra benim başka bir düşüncem olamaz. Nöroloji çünkü bu işin esas temelini oluşturuyor. Sırt ağrısı erken doğum belirtisi mi? Hayır. Genelde değil. 34 haftada erken doğum riskim var. Normal doğum mu, Sezeryan mı olur? 34 haftayı sınır olarak kabul edebiliriz. Yani 34 haftadan sonra erken doğum olduğu zaman başka bir Sezeryan nedeni yoksa normal doğumda olabilir. Çoğul gebeklerde normal doğum ihtimali ne kadar? İkisi de baş gelişiyse olabilir tabii ki, ama ilki ters geliyorsa sonrası baş geliyorsa veya ilki baş geliyorsa sonrası ters geliyorsa olabilir. Sezaryen olasılığı artabilir. Epiduralde iğne verilirken çok ağrı oluyor mu? Epidural iğneyi batırmadan önce, batırmadan dedim şimdi korktu herkes, yerleştirmeden önce diyelim. Lokal anestezi iğnesi yapılıyor. Böyle cilt altında lokal anestezi iğnesi yapılıyor. Ondan sonra epidural iğne hissedilmiyor. Pirlenme günde 3 kez içebilir miyim? İçebilirsiniz. Ama çoğunlukla bir şey işe yaramıyor, onu söyleyeyim. Doğumdan sonra verilen rahim toparlayıcı ilaçlar zorunlu mudur? Zorunlu değildir tabii ki. Eğer rahim toparlanmışsa zorunlu değildir. Ama niye yani bunun bir zarar vereceğini mi düşündünüz? Hemen hemen rutin yani. Hamilelikte bağırsak parazit tedavisi var mı? Var. Sağlık ocağına bile gitseniz verirler. Yani sağlık ocağına bile gitseniz, neden öyle söyledim? Pratisyen ve aile hekimleri bile onu tedavi ediyorlar. Kadın doğuma danışmadan, çünkü tedavi edilmesi gereken bir şey. Kalpte küçük delik çıktı. Fetal eko çekildi. Merak etmeyin dedi kardiyolog. Ne zaman kapanır delik? Eğer musküler kısımdaysa, yani kalbi birbirinden ayıran zarın kas kısmındaysa, o doğuma kadar, hatta doğumdan sonra belli bir kısa süre içinde kapanır. Öyle bir şey kastetti büyük ihtimalle. 38 haftadan sonra makat geliş bebek dönme olasılığı var mıdır? Çok azdır. %5'in altındadır. Bebekte Down sendromu mudur? Böbreklerde genişleme. İkili tarama testi falan normal. Ultrasonda normal. Böbreklerde genişleme, evet, onlardan bir tane belirtisidir onların. Ama çok kuvvetli bir belirtisi değildir ve tek başına da çok ciddi bir belirti değildir.
Görün beni hocam, 13 haftalık hamileyim. İkili tarama testi yüksek riski çıktı. Yaşım 36. Yaşla bir alakası var mıdır? Yaşla direkt alakası vardır. Testi yüksek çıkartan en önemli etkenlerden bir tanesi yaşın 35'in üzerinde olması ve ense kalınlığı eğer yüksekse tabii ki o da olabilir. Eğer bebekte başka bir sorun yoksa fetal DNA testi yapılabilir. Herkese görüşmek üzere.